Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme erzukna fıstel musselin ve ilhamel enbiyayı ve fehmel evliyayı bi keremke ekin ve kerem ve rahmetike erhamel rahim. Evet arkadaşlar, mehmüzlerdeydik. Mehmüz fiiller ve bablar. Arkadaşlar şuraya geldik. Evet, burada mehmüz fiillerle ilgili tabloda da görüleceği üzere sülasi fiillerin ilk beş babından gelebilmektedir. Evet. Yani her beş babın hepsinden geliyor. Altıncı babtan demek ki gelmiyor bu mehmuz fiiller. Örneklerine de gördüğümüz gibi emele, ye'mülü, ezine, seime, damie. Bakın babları her biri birinci babtan gelenler emele, ye'mülü. İkinci baptan gelen feale yefil vezninde eserayı siru gibi burada her baptan gelen kelimelere örnekler vermiş. Tablodan anlaşılacağı üzere birinci kök harfi hemze olan fiiller birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci baplardan gelirken ikinci veya üçüncü kök harfi hemze olan fiillerin genellikle 3, 4, 5 baplardan geldiği ve ikinci baptan gelmelerinin yok denecek kadar az rastlanan bir durum olduğu ifade edilebilir. Evet arkadaşlar, bu tavsiyelere ben sizlere hep söylüyorum. İpucu olarak bir bilgi olarak aklımızda bulunursa fiillerin baplarını bulma konusunda kolaylık sağlar. Ama tabi mesela birinci kök harfi yani mehmüzel fa'larda 5 babın 5'inden de gelebiliyor. Diğer mehmüzel ayn ve mehmüzel lamda ise 3, 4, 5'ten geliyor. Yani bu bize ne iş yarar? Yani mehmüzel ayn ise 1. ve 2. baptan gelmez. 2. baptan çok az diyor gelebilir. Yani bu açıdan bize ipucu verebilir. Zaten bir de mesela 3. bapta olanların huruf halk olması vardı ya. Aynel fiili veya lamel fiilinin. Onun için de aynel fiili veya lamel fiili hemze olanlar, mehmüzel ayn ve mehmüzel lamlar genelde üçüncü baptan gelebiliyor. İkinci veya üçüncü kök harfi huruf harftan biri sayılın hemze olmasına rağmen bir fiilin üçüncü babın dışında da gelmesi, üçüncü bapta gelen her fiilin aynel fiili veya lamel fiili huruf harftan olması zorundadır. Ancak aynel fiili veya lamel fiili huruf harftan olan her fiil üçüncü baptan gelmek zorunda değildir. Bunu ben size 3. babı anlatırken de söylemiştim. Tamam mı? Yani 3. baba bir fiil 3. baptan gelir demek için huruf halk var mı ona bakacağız. Ama her gördüğümüz hurufu halk olan bir fiili de 3. baba sokmak zorunda değiliz. Mesela ka'ade yegudu vardı mesela gördüğümüz hep 1. baptan geliyor. Değil mi? Bunun gibi. Burada da bunu tekrar söylemiş. Evet, mesela seime yes emü dördüncü baptan geliyor. Aynel fiili hemze olduğu halde. Ra'ufe yar'ufu beşinci baptan gelmiş. Aynel fiili hemze olduğu halde, huruf halk olduğu halde. Üçüncü baptan değil de dördüncü ve beşinci baptan gelmiş. Yani bunlar olabilir. Tamam arkadaşlar, bu huruf halk meselesini iyi anlayalım. Üçüncü baptan geldiğini söyleyeceksek huruf halk var mı ona bakacağız. Eğer varsa ha olabilir. Üçüncü baptan gelebilir. Ama her gördüğümüz huruf halkı da illa üçüncü baptan getiremeyiz. Evet. Alıştırmalara geçtik. Aşağıdaki gelen mazi fiillerin muzari ve emir sıralarını aktarınız veya meydana gelen ses değişikliklerini izah ediniz. Şimdi esife. Yesifu mu hocam? Esife yesifu. Değil mi? Esife yesifu. Emre hazır ne gelir? Yesif üst mü?
Esif mi hocam? Esif mi olur? Arkadaşlar şimdi bakın. Esif mi hocam? Burada bileceğiniz bu değil. Hemzenin meğabli esre ise ye'ye, fetha ise elife, zamme ise vava çevrilecek. Hatırlıyor musunuz? Bu kaideyi görmüştük dün. Dünkü dersimizde bunu gördük. Esefe ye sifu. Emre hazır aslında ne gelmesi lazım? İ sif gelmesi lazım. İ sif. Ama hemzenin meğabli esre olunca ne yapıyoruz? Ye'ye çeviriyoruz. İ sif. Tamam mı? Esife ye sefü. Pardon. Sefet oldu ki. İ sef gelir. İ sef. Esife ye sefü. Dördüncü baktan geliyor. Çünkü altıncı baktan hemze mehmuz gelmiyor biliyorsunuz. Esife ye sefü. Emre hazırı ise iyi sef gelir. İyi sef. İyi sef aslı ama hemzeyi ne yapıyoruz? Y'ye çeviriyoruz. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İbdal. İbdal diyoruz. Evet. Fethi'e Yeftehu. Yefte'ü. Yine Fethi'e Yefte'ü. Emre hazırı ne gelir? İfte. İfte. Değil mi? İfte gelir. Elife ye'lefü. Emre hazırı. Elife ye'lef. İ'lef. 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 Ye'ye dönüşüyor ya. İbdal yapıyoruz. İbdal. İ'lef. Evet. Emele. Ye'emü. Ye'mülü. Birinci baktan bu. Emele ye mülü. Emre hazır ne gelir? Ümül mü o zaman? Ümül. Evet. Zaten bunu yukarıda misal olarak vermişti. Evet. Buraya dikkat ederseniz var orada. Ümül. Daha önceki sayfalarda, önceki derste hızlıca geçtik ama bunlar vardı. Evet. Bir de neşe'e yen yenşe. Evet. Emre hazırı İnşe. İnşe gibi. Evet. Bu şekilde bunlara dikkat edelim. Yani bakın bu alıştırmada ne öğrendik? Neye dikkat etmemiz gerektiğini. Emre hazırlarda meğablinin esri olduğunda ye'ye, meğabli zamme olduğunda vava çevrilmesi gerektiğini öğrendik değil mi? Evet. Diğer alıştırmaya geçtik. Boşlukları örneklerden ki gibi doldurunuz. Emre fiili emre hazır da ne geldi? Ve mür. Ve mür. Bakın başında vav geldi. Ve mür. Evine ne gelir? Ve zin. Değil mi? Ve zin. Ezine ye zenü. Ama ve zen gelir. Değil mi? Ve zen. Evet. Ve zen. Ezine ye zenü ve zen. Evet. Emele ye mülü. Az önce de geçti. Ne olur? Ve mel. Ve mel. Ve mel. Mül, mül, zamme. Mim, zamme olacak arkadaşlar. Ve mül, birinci bapta. Ve mül. Evet. Emara, ye nuru. Yine burada ilk misalde olduğu gibi. Ve mül. Ve mül. Evet. Evet, yine boşlukları örnekteki gibi doldurunuz. İs'el, zemileke fe inlem tefhem. Fesel, el müderrise. Feselil müderrise. İt el yine ne olacak burası? Fesel. Fesel. İt el. Careke feinlem tef'en tef'hem. Fesel. İmam el mehdi. Komşuna sor diyor. Eğer anlamazsan
İmama sor. Caminin imamına sor. İs'eli velideki feinlem tefhemi. Ne gelecek buraya? Fes'eli. Fes'eli. Değil mi? Evet. Fes'eli. Fes'eli müderrisüs ihsab. Evet. İs'ele el-fellaha. İs'ele el-fellaha. Çiftçiye sorum. Ve inlem tefhema fe? Fes'ele. Fes'ele. Değil mi? Fes'ele el-mühendis. Çiftçiye sorum. Anlamazsanız mühendise sorun. İs'elu Abdullah. Abdullah'a sorun ve inlem tefhemu. Anlamazsanız Fes'elü. Mahmuden. Mahmud'a sorun. Tamam arkadaşlar. Bu şekilde. Mehmuz anlaşıldı mı? Var mı anlaşılmayan? Muzaaf'a geçiyoruz. Evet. Muzaaf önemlidir. Mutlaka ama mutlaka bu muzaaftan bir tane soru gelmek zorundadır. Vacip gibi bir şey yani. Onun için o soruyu kaçırmamak için muzaaf anlamı belki birden fazla gelir. Ama en az bir tane gelir. Evet. Addel üstadü tullabel fasli. Bakın altı cizli. Adde. Aslı nedir? A, D, D. Yani aynı fiili ve lamet fiili aynı değil. Yagussu. Kasasa yagussu. Aslı. Yani aynı fiili ve lamet fiili sat. Yusbub. Aynı kelimenin emri, pardon aynı kelime değil. Sabebe. Emre hazır. Usbub ya da subbe. Bakın şu taksim her ikisi de caiz demektir. Bu caiz idgam olacak. Biz bunu göreceğiz. Adde de vacip, yagussu da vacip ama subbe ya da ustup demek caizdir. Ve zelzi. Burada idgam yok. Ama muzaaf aynı kelimelerden oluştuğu için buna da muzaaf denir. Yukarıdaki altı cizil fiilleri incelediğimizde kök harflerinden birisinin veya ikisinin tekrar ettiğini görürüz. Bu türden fiillere muzaaf denir. Yani tekrarlı, mükerrerli olan fiiller denir. Bu fiiller telaffuzundaki sertlikten dolayı esam yani sert katkı olarak da isimlendirilmiştir. Bu fiiller gerçekte tekrar edilen harfin bulunduğu yere göre ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi üç harfli. Üç kök harfli mudaf fiillerdir. Sülasi mudaf bunlar. Üç kök harfli fiillerden ikinci ve üçüncüsü aynı olanlardır. Adde, aslı adede, saydı, sayı anlamında adet deriz ya Türkçe'de de adet diye kullanırız. Aslında onun sondaki t değil daldır. Adededir aslında ama Türkçe'ye adet şeklinde kullanıyoruz. İkincisi ise dört kök harfli fiillerdir. Bunlara rubai muzaaf diyoruz. Bu tür fiillerin birinci ve ikinci harfleri tekrarlanır. Yani birinci ve üçüncü, ikinci ile dördüncü harfler aynı olur. Peki zelzele gibi, zelzele sallandı, deprem anlamında. Peki başka hatırladığınız, bildiğiniz var mı bunun gibi? Bir misal verebilen var mı? Zelzele gibi başka bir kelime. Zilzal. Olur mu hocam? Hayır. Bu kökenin haricinde. Tamam. Örnek verekten var. Vesvese olabilir mi? Zemzem olur. Güzel. Güzel. Değil mi? Bakın hepimizin bildiği vesvese. Bak. Birinci kevkebe. Efendim? Kevkebe. Hayır. O kevkebe olması lazım. Ya da kepkebe gibi olması lazım. Yani birinci ile üçüncü aynı, ikinci ile dördüncü aynı olması lazım. Bakın iki tane, yani her harften iki tane olması lazım rubayilerin. Vesvese de iki tane var, iki tane sin var. Zelzele de iki tane zel, iki tane de lam var. Değil mi? Şey zel değil pardon, zey. Z var. İki tane z var, iki tane lam var. Bunun gibi. Rubayilerde bu şekilde olursa
muzaf. Sülasilerde de aynı fiili ve lamel fiili aynı cinsten olursa biz bunlara muzaf diyoruz. Burada genelde ruba ile ilgili pek bir işimiz yok. Yani idgam olayı ile ilgili daha doğrusu. Ama sülasideki idgam yapıldığı için o biraz yani esas sorunun geleceği olduğu yer orası. Ama şöyle de bir şey çıkabilir. Zelzele, vesvese gibi kelimeleri verip de aşağıdakilerde hangisi muzaftır şeklinde bir şey sorabilir. Evet, bu tür fiillere ses değişimleri açısından bakarsak şunu söyleyebiliriz. Sülasi muzaf fiillerde ikinci ve üçüncü harf aynı türden olduğu için fiillerin zamirlere göre çekimlerinde bazen idgam birbirine benzer iki harften birincisinin sakin hale getirilerek diğeriyle birleştirilmesi türünden ses değişimleri meydana gelir. Bu hususlar aşağıda başlıklar altında incelenecektir. Evet, ses değişimleri dediğimiz işte idgam olayı arkadaşlar. İdgam olayı işte şimdi iyi dinleyin. Bundan mutlaka soru geliyor. Mazı istilada gelen mudaf fiillerin zamirlere göre çekimleri ve çekimlerde meydana gelen ses değişimleri tabloda verilmiş. Dikkat edelim. Mette, metta, mettü, mettet, mette, ta. Bakın, medet ne? Arkadaşlar, şimdi şurası dikkat ederseniz burada idgam yok. Yani idgam ne demek? Bir harfi diğer harfe giydirmek. Tamam mı? Diğerlerinde yani şeddelenmiş. Buradaki şeddeler idgamlıdır. Şedde olmayanlar ise idgamlı değildir. Melle mella mellü mellet melleta melilne. Şuna da dikkat edin arkadaşlar. Harekeye dikkat edin. Hareke. Yukarıda medet ne iken burada melil ne oldu? Neden böyle oldu? Feile kalıbından olduğu için hocam. Feile. Bakın aynı fiili kesralı olduğu için. Diğeri fetaydı. Lebbe lebba lebbu lebbet lebbeta lebüb ne? Bakın. Bunlara dikkat edin. Çünkü bunlar da aynı bu şekilde sınavda çıkıyor. Tamam mı? Aşağıdakilerden hangisi işte melilne, hünnes sigası diyor. Aşağıdakilerden hangisidir? Melelne, melilne, melülne seçenekler veriyor. Tamam mı? Onun için hangi vezinde geldiğine dikkat etmemiz lazım. Şimdi şu sarıyla işaretlediğim yer idgam mümteni diyoruz arkadaşlar. Yani burada idgam yapmak caiz değil. İdgam kesinlikle yapılmaz. Ama şu beş sigada yapılmak vacip bunda da. Mecburen yapacağız. Yani bu sondaki de meçhul sigası. Mütte mütta müttü müttit müttet mütteta müditne. Müditne kalıbı hepsinde aynı şekilde. Yani lübbe lübba lübbü lübbi lübbet lübbete lübitne gelir mesela. Aynı. Orası değişmez. Evet, ama bablarda ise feale vezin şey malumlerde ise feale vezinde olan medetne, feile vezinde olan melilne, feule vezinde olan lebükne şeklinde geliyor. Buna dikkat edelim. Tüm muzaf mazi fiiller bu şekilde çekimlenirler. Tabloya bakıldığında aşağıda zikredilecek ses değişimleri olduğu görülecektir. Sülasi muzaf fiillerde son iki kök harf yani aynel fiiliyle lamel fiili aynı olduğu için değişim kuralı olarak idgam, kaynaştırma, tamam mı? İdgam uygulanır. Ve son iki harf şeddelenerek tek harf şeklinde yazılır. Tamam mı? İdgam deyince bizim anlayacağımız şey bu. Tamam mı arkadaşlar? Rubai mudaf fiillerde ise aynı cinsten olan iki harf yan yana gelmediği için zelzele örneğinde olduğu gibi İdgam uygulanamaz. Yani burada idgam yapmamıza gerektiren bir durum yok. Burada idgam türüne ses değişimini kısaca anlatmak yerinde olacak. Şimdi buradaki anlattığı dolayısıyla neleri kapsıyor? Sülasileri. Yani rubayide böyle bir şeye gerek yok. Evet. İdgam birincisi sakin, ikincisi harekeli olan, yan yana gelen, aralarında başka harf bulunmayan, aynı cinsten iki harfin sakin olanını, harekeli olanını içine katarak şedde yoluyla bunları tek harf haline getirmek demektir. İdgam bu arkadaşlar.
Bu durumu kaynaştırma olarak da görebiliriz. İdgam yapılan işlemin aşamaları aşaması açısından ikiye ayrılmaktadır. Küçük idgam, büyük idgam. Küçük idgam nedir? İdgam-ı sağır. Kalıp itibariyle aslen sakin olan birinci harfin, harekeli olan ikinci harfin içine katılmasıyla yapılan bir idgam olup yapılan işlem tek aşamalı ve küçük çaplı olduğu için buna vaat verilmiştir. Bakın, mesela meddenin mastarı, medde, yemüttü, medden, meddün ya da. Burada bu küçük idgam. Zaten meddün idi, ne yaptık? Şedde koyduk. Hepsi bu. Ciddün, yine mastar, urrun gibi. Bir de büyük idgam var. Küçük idgamda arkadaşlar pek sorulmaz. Tamam mı? Çok basit çünkü. Ama ne olduğunu bilmemiz lazım. Büyük idgam, kalıbı itibariyle aslen sakin olmayan, bakın sakin değil aslen, birinci harfin önce sakinleştirilip, yani harekesini hasfediyoruz. Sonra harekeli olan ikinci harfin içine katılmasıyla yapılan bir idgam olup yapılan işlem iki aşamalı olduğu için ne diyoruz biz buna? Büyük idgam diyoruz. Örnek me de de. Me de de. Bakın ne dedi arkadaşlar? İki harfin ikisi de harekeli. Ama biz ne yapıyoruz? Önce birincinin harekesini atıyoruz. Son ne oluyor o zaman? Med t, med d oluyor. Ve ne yapıyoruz? Sonra idgam yapıyoruz. Yani harfin birini atıyoruz dolayısıyla birine şedde veriyoruz. Yemüttü. Bakın burada da öyle. Aslı yem dü dü. Ama burada direkt harekeyi sakin kılmıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu zammeyi alıyoruz. Megablindeki sahih olana veriyoruz. Şimdi her ne kadar bunlar illetli değilseler de hani iki sakin, şey ikisi de harekeli olduğu zaman birini atacaktık ya, onu atmıyoruz. Onu megablindeki mime veriyoruz. Ne oluyor o zaman? Yemüdü oluyor. Tamam mı? Onu da şeddelediğimiz zaman yemüttü oluyor. Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere büyük idgamın iki şekli vardır. İlk örnekte olduğu gibi birinci harfin harekesini önce harfe nakletmemizin doğrudan atarak sakinleştirmek. Nakletmeksizin doğrudan atarak sakinleştirmek. Bu işlem öncesindeki harf sakin değil harekeli olduğunda yapılır. İkinci örnekte olduğunda olduğu gibi birinci harfin harekesini önceki harfe naklederek sakinleştirmek var. Tamam mı arkadaşlar? Yani illetilerde olduğu gibi sanki megabli sakinmiş gibi. Ya da biz onu sakinleştireceğiz ama onu okumak için ne yapıyoruz? Megablindeki mime veriyoruz bunun harekesini. Sakin ve sahih olduğundan yapılır diyor zaten bu işlem. Ha, dal da aslında sahih bir harf ama ikisi yan yana geldiği için mudaf oluyor. Dolayısıyla bir nevi illetli muamelesi görüyor. Çünkü harekesini alıp başka yere vereceğiz ya da atacağız. Onun için o harekeyi atmıyoruz. Megablinde sahih olan mime veriyoruz. Sahih ve sakin olan mime veriyoruz. İdgam yapılan işlemin zorunlu olup olmaması açısından ise üçe ayrılır. Şimdi yukarıdaki büyük ve küçük olarak da ayırmıştı. Bu büyük küçükten de çok fazla sorulmaz. Ama yine de bilmekte fayda var. %1 ihtimal sorulabilir. Şu ana kadar görmedim o sorudan. Ama şu vacip, caiz ve mümteni idgamdan kesinlikle ve kesinlikle soru gelir. İdgam yapılan işlemin zorunlu olup olmaması açısından üçe ayrılır. Bir, vacip yani zorunlu idgam. İkincisi caiz, tercihe bağlı. Yani ister yaparsın, ister yapmazsın. Sana kalmış. Bir de yasak, mümteni. Mümteni demek arkadaşlar mümkün olmayan demek. Dolayısıyla kesinlikle idgam yapılmaz. Evet. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın şimdi bunların detaylarını anlatıyorum. Şu ana kadar sadece idgamın
şeyini başlığını söyledi. Mümteni idgam nedir? Caiz idgam nedir? Nasıl olur? Vacib idgam nasıl olur? Şimdi onu anlatır. Önce vacibi anlatıyor. Şu durumlarda idgam yapmak zorunludur. Aynı cinsten iki harf yan yana geldiğinde ve birincisi sakin, ikincisi harekeli olduğunda idgam zorunludur. Yani yukarıda o aslında küçük idgamı da verdiği örneklerin aynısı. Tamam mı arkadaşlar? Meddün, tekkün, avvun ama bunlar ne yapıyor? Şeddeli. Küçük idgamda da bu şekildeydi yukarıda. Burada zaten yapmak vaciptir. Bakın küçükle büyük ayrı şey. Vacip, caiz, mümteni olması ayrı şey. Yani burada vacip idgamda hem küçük idgam vacip hem de büyük idgam vacip olabilir. Ki öyle oluyor zaten. İki kelime arasında da gerçekleşebilir. Min, ni, min, ni. Mesela min harfi cerdir. Ni ise iki kelime yasıdır. Orada nun-u hikaye olduğu için ne yaptık? Nun, nuna uğradığı için şeddeledik. Anni aynı şekilde. Sekettü şeklinde. Sekete normalde kelimenin aslından T. Bir de mütekellim fail olan tü geldi. Ne oldu? Sekettü. Tabi diğer durumlarda da aynı şekilde. Sekette de, seketti gibi. Onlar da aynı şekilde. T'den sonra T, zamir olan T. Kelimenin aslında olan T'den sonra gelince ne yaptık? İdgam yaptık. Dolayısıyla iki kelime arasında dediği bu. Peki tü bir kelime midir? Sekette bir kelime, tü bir kelime midir? Bu nasıl oluyor? Tü zamir gibi gözükmüyor hocam. Efendim? Hocam yine aynı cinsten iki harf yan yana gelmiş. Biri cezimli, biri hareketli. Ama dedi ki bakın iki kelime arasında yapıldı burada dedi. Zamir mi acaba? Hocam zamir mi? Zamir olarak mı? Zamir olduğu için hocam. Zamir olduğu için. Zamir diye ben çünkü aklıma geldi. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz kelime? Fail. Fail olduğu için. Kelime üçe ayrılıyordu değil mi? Müennes olduğu için mi yoksa hocam? Arkadaşlar kelime üçe ayrılır. Bakın kelime. Müennes değil ki. Kelimenin aslı. Harf. İsim, fiil, harf. Peki buradaki tü İl. İsim midir? Fiil midir? Harf midir? Tü zamirse isim olarak geçer mi hocam? Aynen. Yani isim olarak geçer zamirse. Değil mi? Yani evet. Kelime diyorsak peki bakın harf. Sekette fiil harf. Olarak mı geçer hocam? Sekete fiil, tü, isim. İsim. Peki anni de an kelime midir? An kelime değil. Cer gibi an, hocam. Harf cer gibi mi? Harftir. Peki harf kelime midir? Bazen olabilir. Bazen değil hocam. Bakın şunu unutmayın. Nedir hocam? Kelime üçe ayrılır. Evet. Fiil, isim, harf. Kelimedir. Evet. Harfler de kelimedir. Harfler de kelimedir. Bu ayrıntıyı kaçırmayalım. Bu her zaman karşımıza çıkacak. Evet. Min de aynı şekilde. Min normalde harftir ama kelimedir. Min harfi cerdir. Ayrı bir kelime bu. Ni ise nun-u hikaye ile birlikte mütekellim yası. Burada da aynı şekilde. Nun-u hikaye ve mütekellim yası ile birlikte ayrı bir kelime. Ne yaptık? İkisini birleştirdik, şiddeledik. Yani idgam yaptık. Yani bu şekilde de idgam olur. Yine sekete fiil idi. Tü de onun fail mesela. Fail zamiri tü. Ne yaptık? Ayrı ayrı kelime. Birleştirdik ve şeddeledik. Yani bize burada neyi anlattı? Aynı kelime içerisindeki harflerden olabileceği gibi farklı kelimelerden arda arda aynı harf geldiğinde de
yine aynı idgamı yapabiliriz diyor. Bu birincisi. İkincisi, aynı cinsten iki harf yan yana geldiğinde. Şimdi burası, bakın, vacip idgamın ikincisi arkadaşlar. İki harf yan yana geliyor. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Tamam, burada işimiz kolay. Eğer ki aynı cinsten olan iki harf yan yana geldiğinde ve her ikisi de harekeli olduğunda yine idgam zorunludur. Peki ne yapıyoruz bu durumda? Harekeli iki harfin birbirine idgam edilemeyeceği için önce idgama uygun hale getiriyor. Yani ne yapıyoruz? Harekesini düşürüyoruz. Bunun için birincisinin harekesini düşürülür. Birincisi harfin harekesi düşürüyoruz. Siliyoruz bunu, hasfediyoruz. Sonra ikinci aşamada ne oldu? Sakinleştirilen, düşürülen. Yani şu yukarıdakine uydu bu zaman, bu durumda. Tamam mı? Hani yukarıda ne yapıyorduk? Birincisi sakin, ikincisi harekeliydi. Hop şeddeye koy veriyorduk. Tekrar çıkarıyorduk işin içinde. Eğer her ikisi de harekeli olursa o zaman birincisinin harekesini hasfedersek yine yukarıdaki duruma gelmiş olacak. İkinci durumda da yani. Yine birinci duruma getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla o şekilde yaptık. Hocam vacibin içindeki aşamaların ikisi de birbirine benziyor yani. Evet. Ve yani, küçük idgama da benziyor. Aynen. Tamam. Önce eğer harekeliyse onu da sakin kılıp birincisine uyduruyoruz yani. Azı ve, azı ya da adı da. Ne yapıyoruz? Dadın harekesini, birincisini siliyoruz. Ne oluyor? Az, va. Şedde koyuyoruz. Az, va oluyor. Le, bü, be. B'nin, birinci B'nin harekesini siliyoruz. Ne yapıyoruz? Ondan sonra şedde koyuyoruz. Le, be. Me, de, de. Birincinin harekesini siliyoruz. Birinci sakin, ikincisi harekeli oluyor. Onu ona idgam ediyoruz. Me, de. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şu çok önemli. Şu birinci ve ikinci madde çok önemli. İki harf yan yana gelip birincisi sakin, ikincisi harekeli olursa tamam, zaten işimiz çok kolay. Bu zaten küçük idgamdır. İkinci durumda da her ikisi harekeliyse o zaman birincisini sakin kılıyoruz. Yine birinci duruma getiriyoruz ve o şekilde idgam yapıyoruz. Bakın, bu da büyük olarak geçiyor o zaman hocam. Efendim? Büyük diyebiliriz buna o zaman. Tabii ki. Tamam. Bakın önemli ama çok zor değil arkadaşlar. Evet evet, keşke bütün konular böyle olsa hocam. Ama bundan mutlaka gelecek. Soru gelecek. Hocam, hocam bu mesela lebebe dedik. Lebebe de mesela bütün hepsinde vacip olan idgamlarda fetha mı geliyor sonuna? Hani mesela adi de dedik. Addi olmuyor mu? Bak, mesela bunun fetha gelmesi neden? Hayır, fetha gelecek diye bir şey yok. Bu fiili mazi olduğu için fetha. Ha, ben onu merak ettim hocam. Şimdi hani bu lebbeye, lebbi, lebbü de gelebilir. Hayır hocam, fiili mazidir bu. Fiili mazi olduğu için, fiili mazi olduğu için, fiili maziler bazı yerlerde fetha üzerine, onu gördük zaten fiili mazi bahsinde, bazı yerlerde zamme üzerine, bazı yerlerde ise cezim üzerine mebnidir. Değil mi? Biz sadece zaten 5 tamam, sigasını yukarıda ben gösterdim ya, hani sarı yaptığım şey olanları şurada. Bak bunlar zaten mümteni olanlar. Biz vacip olanları bunları yapıyoruz. Medde dolayısıyla bunların hepsinde hareke, aynel fiilinin harekesi ne olursa olsun onu hasfettiğimiz için diğer harfin harekesi neyse o aynen devam ediyor. Mesela mette mette meddü, bakın dalın harekesi zamme oldu. Niye? Çünkü cemide zammeydi. Tamam mı? Sadece müfredde tesniyelerinde fetha oluyor. Ama cemilerde zamme oluyor. Yani burada da aynı şekilde. Her ne kadar burada medede şey olsa da hatırla mıydım? Medede ikincisinde her bireri zamme şey feta olsa da bu ondan kaynaklı. Yani mebni olmasından kaynaklı. Şimdi bu fiil mazi. Diğer fiil muzari yapalım mesela. Yem düdü. Yem düdü.
Bakın yukarıda vardı. Yem, düdü. Her ikisi de harekeli. Evet. Bakın birincisinin harekesini mime verdik. Ne oldu? Bak ikincisi zamme oldu. Yemüttü. Peki bu bunun başına len gelse ne olur hocam? Nasip ediyordu. Len, yem, düdü mü olur? Nasip ediyordu. Len, yemüt, de. Evet. Bakın bu yemüttü ne olur başına len gelirse? Len mi yem? De olur. Peki lem gelirse ne olur? Gezim olur. Yem tut olur hocam. Peki setteye nasıl gezim vereceğiz? Şimdi onu göreceğiz. Yem tut. Şimdi onu göreceğiz hocam. Yem tut. Evet. Şimdi caiz. İşte bunu göreceğiz. Lem geldiğinde ne olacak? Aynı cinsten iki harf yan yana geldiğinde ve birincisi harekeli, ikincisi şurayı bakın özellikle çizdim. Kalıbı gereği değil, geçici olarak sakin olduğunda idgam caizdir. Yani tercihe bağlıdır. İşte bu lem, lemma, emir lamı ve nehi lasının geldiği durumlarda. Yani fiil-i muzari'nin cezim olmaz durumunda. Fiil-i muzari normalde cezim değildi. Sadece bu edatlar geldiği için cezim oldu. Kalıbı gereği olmadığı için caiz oluyor. Şimdi bakın mümteni idamda göreceğiz bunun nasıl kalıbı gereği oluyor. İkinci harfin geçici olarak sakin olması demek kalıp gereği değil sonradan ve geçici olarak hareketsiz olması demektir. Bu da iki durumda söz konusudur. Bir, bu cezim edatlarından birinin fiil-i muzariye gelmez. Lem nefrir, lem nefirra, liyemdüt, liyemütte, le te'vav, le te'avvav. İfril, yorra, ümdüt, mütte, yıvvaz, avva. Emir sıyalarını nakledildiğinde de yine aynı. Yukarıda örneklerde de görüldüğü üzere meczum muzari ve emir fiillerinin efale erbaa grubunda rastlanan bu tür idgam mazide söz konusu değildir. Neden? Çünkü mazide metni. Evet, şimdi tekrar başa dönersek, hani demiştik ya, yemüttü de ne yaptık? Başına lem getirirsek ne yapacağız dedik. Yapıyoruz. Bakın. Lem geldiği için sonradan oluyor bakın bu hareket. Lem yemdüt, liyemdüt fark etmez. Hepsi aynı. Birincisi harekeli, ikincisi ama sonradan sakin. Bu durumda caizdir. İstersek idgam yapmayabiliriz. Tamam mı? Lem yemdüt, lem yefrir, lem liyemdüt gibi ya da lem yavzu, yavzal. Hepsini ya da lemme, yemdüt bu şekilde idgamsız şekilde okuyabiliriz. Bunu niye böyle okudun diye kimse hesap soramaz. Canım öyle ister öyle yapar. Ya peki idgam yapmak istiyorsak nasıl yapacağız? İdgam yapmak istiyorsak o zaman aynı yemüttü de yaptığımızı burada yapacağız. Yani mesela nefrir. Buradaki ra'nın harekesini alıp ne yapacağız arkadaşlar? Birincisine vereceğiz. Ben Arabimdeki sayı sakine vereceğim. O zaman kesin. Ne olacak? Lem nefir rrr. Bak okuyamıyoruz. O zaman ne yapacağız? İkincisini harekelememiz lazım okuyabilmek için. Peki hangi harekeyi koyacağız? Cezim olması lazım. Hangi harekeyi koyacağız? Var mı bir fikri olan? Neden fethi verdik? Neden fethi verdik? Esre. Lem olduğunda fetha mı oluyordu? Geçen yazdırdınız da. Evet. Şimdi. Lem olduğunda fetha nasip ediyordu. Evet nasip yapıyordu. Bu durumda. Kesre ağır hayır. Geldiği için değil mi hocam? Hayır hayır. Lem nasip ediyordu. Bu durumda iki hareket vermemiz de caizdir. Neden? Fetha ehaffül harekat olduğu için. Yani harekelerin en hafifi fetha olduğu için fethayla harekeleyebiliriz. O zaman lem nefirra deriz. Es sakinu izâ hurrike hurrike bil kesri. Sakinler harekelendikleri zaman esreyle harekelenir. Kaidesine göre de esreyle harekeleyebiliriz.
bildirir. Bu durumda lem nefrir ya da yefrir fark etmez ya da ifrir. Bunları üç vecih okumak caizdir. Lem nefrir bu şekilde idgam yapmadan lem nefirra fetha hareke vererek lem nefirri esra hareke vererek okumak caizdir. Aynısını bakın yemüttüde yapacağım. Liyemdüt. Liyemdüt. Bu şekilde okumak caizdir. Lem olsa da aynı burası. Lem yemdüt. Bu şekilde okumak da caizdir. Aynı şekilde idgam yaparak yani şu dalın hareketini mekabındaki mime vereceğiz. Bu durumda iki sakin ihtima edecek. İkinci dalın hareketini ehaffül harekat olduğu için fetha. Es-sakinu izâ hurrike hurrike bil kesri kaidesine göre esre. Aynel fiiline teb'anda zamme olarak harekeleyebilir. Dolayısıyla aynel fiilinin zamme olduğu durumlarda ise dört vecih caizdir. Tamam mı arkadaşlar? Ama fetha ve kesre olduğu durumlarda üç vecih caizdir. Emre hazırında da aynı şekilde. Firra, firri, ifri. Üç vecih caiz. Mette'de ise aynel fiil zamme olduğu için mütte, mütti, müttü, ömdü. Dört vecih caiz. Anlaşıldı mı arkadaşlar burası? Yani hangi harekeyi vermek istiyorsan verebilirsin. Şimdi bu idgama biz ne dedik? Caiz dedik. Caiz idgam anlaşıldı hocam, mı? Hocam benim bu çok karışık geldi. Aslında çok karışık değil. Şimdi yasak idgamı da okuyalım. Sadece arasındaki farka bakalım. Bakın aynı cinsten iki harf yan yana geldiğinde ve birincisi harekeli, ikincisi sakin olduğunda. Bakın yukarıda da aynı şey dedi. Aynı cinsten iki harf yan yana geldiğinde birincisi harekeli, ikincisi sakin olduğunda dedi. Ama şurası önemli. Birisi yapısı gereği, birisi de geçici olarak. Tamam mı? Peki hangisi yapısı gereği? İmkansız olan. Bu aslından kalıbı gereği. Sakin olduğu için idgam imkansızdır. İdgamın kaynaştırmanın karşıt anlamı çözmedir. Yani tektir. İdgam dolayısıyla yukarıda idgam çeşitleri fek terimiyle anlatılacak olsa idgam vacip olanın fekki mümteni yani idgam yapması mümteni caiz değil. İdgam caiz olanın fekki caiz ve idgam mümteni olanın fekki vacip olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar arasındaki farkı gördük mü? Peki geçelim misallere. Mette 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 ben yukarıda şeyde de çizmiştim. Değil mi? Misallerde o sarı yere geldik şimdi. İmkansız olanlar. İlk beş sırada idgam vaciptir. Onu dedik. Peki o beşinciden sonra aslı neydi? Medet ne? Bakın bize ne dedi? İki harfin aynı cinsten olan iki harfin birincisi harekeli olacak. İkincisi kalıbı gereği. Kalıbı neydi peki? Feal ne? Feal ne kalıbı? Bakın orada ikinci lamel fiili kalıbı gereği cezimli olmak zorunda. Yani aslında mebni, cezim üzerine mebni o şekilde olması gerekiyor. Ama lem ya da emir lamı nehilası geldiğinde fiil muzariye bu durumlarda neydi? Sonradan olmuştu. Çünkü lem geldi, lemma geldi ya da emir lamı nehilası geldi. Onun için sakindi. Ama burada kalıbı zaten bunun cezim olmasını, sakin olmasını gerektiriyor. Onun için burada idgam imkansızdır. Hiçbir şey yapmıyoruz. Yani aynı salim fiiller gibi okuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Aynı bakın feale, fealne. Ama ne dedik? Bir de aynel fiili kesre ise melilne şeklinde, zamme ise lebübne şeklinde okumamız gerekiyor buraya geldiğimiz zaman. Tamam mı? Birinci baptan gelenler
medet ne, sadece 5. baptan gelenler medüt ne, melül ne. Peki hocam müdid ne? Müdid ne bu fiil kalıbından geldiği sayılmıyor değil mi? O meçhul hocam. Meçhul o. Meçhul olan. Evet. Tamam. Aynel fiilinin zamme olduğu 5. bab var. O da lebübne gibi zamme olur. Dördüncü babtan aynel fiilinin kesre olduğu melilne. Bir de 6. bab vardı kesre olan. Bunda da melilne. Diğerlerinde aynel fiilinin fetha olduğu yerlerde de medetne şeklinde geliyor. Tamam mı? İlk 5 sırasında idgam vacip fiil-i mazinin, diğerlerinde ise nedir? İdgam mümtenidir. Fiil-i mazilerde, diğerlerinde ise idgam mümtenidir. Peki fiil-i muzarilerde nasıl? Fiil-i muzarilerde. Bakın medetne ve sonrasındaki zamirlere göre çekimlerde demiş. Medette medetimizin devam ediyor. Peki fiil-i muzarilerde nasıl? Gelelim fiil-i muzariye bakalım. Yemüttü, yemüttani, yemüttüne, temüttü, temüttani, yemdütne. Hani arkadaşlar fiil-i mazi mebniydi ya. Sükun üzerine mebni olanlar idgam mümteniydi. Fiil-i muzaride de nun-u nisve bitişenler, yani mebni olanlar da yine idgam mümteni. Tamam mı arkadaşlar? Bakın iki sıgada idgam mümteni. Diğerlerinde ise vacip. Neden? Bakın bütün şeyleri incelediğimizde aynı şeyle karşılaşıyoruz. Yani yemüttü. Yukarıda yaptık zaten. Temüttü, yemüttü, yemüttani, yemüttüne. Başı aynı olduğu için diğerler de aynı. Temüttü, temüttani, temüttüne. Emüttü, nemüttü. Bakın hep aynı. Mesela emüttünün aslı nedir? Emdüdü. Ne yaptık? Birinci dalın hareketini mime verdik. O sakin kaldı. Sakin kalınca ne yaptık? Birbirine idgam ettik. Dolayısıyla bir şedde verdik. Emüttü oldu. Anlaşıldı mı burası? Evet hocam. Yani yasak idgam. Burada idgam yapamıyoruz. Evet. Bu mebni olanlarda idgam fiil-i muzarilerde yapmıyoruz. Diğerlerinde yapıyoruz. Lem gelende ise lem yemdüt ya da lem yemüt de şeklinde caiz. Bakın şu arasında şey koydukları slash işareti koydukları caiz demektir. Yani yapabilirsin, yapmayabilirsin. Dolayısıyla bakın lem geldiğinde nasıl çekim yapıyoruz? Lem yemdüt ya da lem yemüt de şeklinde. Ama tesniyesinde o durum yok bakın. Bu önemli. İşte çıkmış sınav sorularından birisi budur arkadaşlar. Şimdi lem gelince biz buna caiz diye anladık ya. Bize tutuyor tesniyesini soruyor. Tamam mı? Lem yemüt da seçenekler arasında bu var. Tesniye var. Ve soru da şu. Caiz itikam soru. Caiz soruyor ve lem yemüt dahi veriyor. Biz de lemi görünce lemin geldiği yerde caiz idi diyoruz. Hop atlıyoruz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu çıkmış sınav sorusu ama bakın efale erbaada var. Yani müfredinde idgam caiz ama tesniyesinde vacip. Cemisinde vacip. Bakın yine müfret müennesinde caiz, tesniyesinde vacip, cemi nunun nisvetişinde mümteni, yine müfret müzekker muhatabında caiz, tesniyesinde vacip, cemi müzekkerinde vacip, müfret müennes enti zamiri muhatabada yine vacip, tesniyesinde vacip, nunun nisvetişinde mümteni, mütekellimlerde ise yine caiz. Tamam arkadaşlar? Bakın çok karışık gibi geliyor ama dikkat ister.
Dolayısıyla da burasının bu karşılığından dolayı sınav sorusu olma özelliğine sahip. Yani hocam yemüdda vacibe giriyor. Aynen. Ve bize bu lemli gelenlerden herhangi bir vacip olanı, şuradaki vacip olanlardan birini sorabiliyor. Yani onu soruyor. Tutup da lem yemdüt vacip mi, caiz mi diye sormuyor. Çünkü lem yemdütün caiz olduğunu artık bu kitapta birebir bu şekilde üzerinde durularak anlatıldığını bildiği için onu sormuyor. Ama lem yemüt daha gözden kaçacağı için bu soru bizim karşımıza çıkıyor. Buna dikkat ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın buranın üzerinde durdum. Soru değeri var çünkü. Ve bu ayrıntıyı da size defalarca söyledim. Gerekirse kaydı defalarca dinleyin. Bu hatayı yapmayın. Bu soru mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek. Evet. Hocam caiz olanlar sadece alttakiler mi? Hocam caiz olanlar şu arasına slash koymuş ya. Evet. Onlar. Yani ef'al-i erba'a. Evet tamam. Tamam. Peki hocam nasıl bir soru şekli gelir bunun üzerine? İşte hocam aşağıdakilerden yani... hangisinde idgam caiz şey vaciptir diyor. Tamam mı? Ben size o soruyu atacağım. Ha, tamam. O da var. Mesela birisinde lem yemüt da'yı vermiş. Tamam mı? Birisinde firra'yı vermiş. Birisinde mütte'yi vermiş. Birkaç tane daha vardı. Benim şu anda hatırladığım firra'yla lem yemüt da'yı vermişti. Ve arkadaşlar hala sınavdan sonra bile iddia ettiler. Ya lem yemüt de orada lem olunca caiz değil mi? Niye vacip oldu? Diye. İşte bu sebepten. Burada çünkü iki sakinin ikincisinde sakin olma, sonradan sakin olma işi yok. Ya ne var? Aynı. Yemüttü'de olduğu gibi her ikisinde harekeli olma durumu var. Birincisini sakin kılıyoruz. Yani magabindekine vererek sakin kılıyoruz. Sonra idgam yapıyoruz ve vacip oluyor. Peki hocam temüddâ ne oluyor? Aynı. Efali hamsede vacip. İdgam vacip. Hocam yemüttü ne oluyor o zaman? Yanındaki vacip. Bakın burası vacip zaten. Bak. Hocam alt kısımdaki yemüttü olan. Şurası bakın hocam yemüttü işte fiil muzarinin nun'u nisbet işenler harici vacip zaten. Nun'u nisbet işenler mümteni yoksa fiil muzarinin lem ve len gelmemiş hali bu şekilde. Vacip. Ama lem geldiğinde ef'al-i erba'da caiz, ef'al-i hamsede vacip, non-u nisbet işenlerde yine mümteni. Peki len gelse cezim olayı olmadığı için yine non-u nisbet işenlerde mümteni, diğerlerinde vacip. Aynı şu fiil muzari gibi oluyor. Tamam mı? Şu ikisinde non nisbet işenlerde mümteni ama diğerlerinde yine vacip. Ef'al-i erba ile ef'al-i hamseyi ayırt edebiliyorsanız şu şekilde bir not almanız yeterlidir. Ef'al-i erba'da lem geldiğinde caizdir. Ef'al-i hamsede ise vaciptir. Nun'un nisbe bitişenleri zaten biliyorsunuz. Mebnidir. Dolayısıyla mümtenidir. Fiil-i maziler yine ilk beş sıga vacip, diğerlerinin tamamı mümtenidir. Bu kadar. Tamam mı? Lem'le birlikte tabi emir sıgaları da, emir ve nehi sıgaları da aynı geçerli söylediğimiz. Yani lem geldiğinde, lemma geldiğinde, emri gayiplerde, emirlami geldiğinde, emri hazırlarda, nehi hazır ve nehi gayiplerde, la geldiğinde yine ef'al-i erba'da caiz, ef'al-i hamsede ise vacip.
Nunun istertişenler, mebniler, mümteni. Herhalde anlaşılmıştır. Bu arada saat 10'u geçti. Şurayı da tamamlayalım, bitirelim. Tüm mudaaf muzari fiiller bu şekilde çekimlenirler. Tabloya bakıldığında aşağıdaki zikredilen ses değişimlerinin olduğu görülmektedir. Şimdi burada benim şu anki anlattığım şeyi anlatıyor aslında. Tamam mı? Hızlıca okuyalım. Muzari sigasında gelen mudaaf fiillerin iki çekimi, yani cem-i mühennes gaibi ve cem-i mühennes muhatabalar, yani nun-u nisve bitişenler, yef'alne ve tef'alne hariç bütün çekimler idgam söz konusu. Tamam mı? Aynı bakın söylediğimi söylüyor burada. Örneğin birinci baptan gelen medde fiilini muzarisi yef'ulu kalıbındadır. İlk şekli kalıp gereği yemdüdü şeklinde olduğu için büyük idgam gerçekleşmiştir. Çünkü aynı cinsten iki harf yan yana geldiğinde her ikisi de harekeli olursa idgam vacip oluyordu. Dolayısıyla burada o gerçekleşti. İdgam için birinci aşama olarak birinci dalın harekesini ne yapıyoruz? Siliyoruz ya da hasfediyoruz. Sakin kılıyoruz. Yemüttü'de ise birinci harfin harekesini magablindeki mime veriyoruz. Sakin olan mime veriyoruz. Dolayısıyla birincisi sakin, ikincisi harekeli oluyor ve idgam yapıyoruz. Bu kural aynı şekilde tesniyelerinde ve cemisinde de geçerlidir. Yemüttü'de yaptığımız yemüttani ve yemüttünü de aynı şekilde geçerli. Muzari sırasında gelen mudaf fiillerin efali erbağlarında yani müfret müzekker gayet yap ulu ya da efali müfret müennes gaybi ve müfret müzekker muhatap tefali yani efali erbağda kısacası yine nefs-i mütekellimlerde meczum sıralarda aynı cinsten iki harfin birincisi harekeli ikincisi arızi bir sukunla sakin olursa idgam yapmak mümkün olduğu gibi hali üzere bırakmak yani idgam yapmamak da caizdir. Yani zaten söyledim. Nun-u nisve bitişenler mebni olduğu için dedik yine bunlar mümtenidir. Tamam arkadaşlar. Emir çekimleri aslında ben bunu anlattım. Çok bir şey yok, farklılık yok. Aynı lemde olduğu gibi. Bakın burayı da hemen hızlıca üzerinden geçelim. Çünkü şeye gerek yok. Bakın mütte. Mütte bakın efali erbağının karşılığıdır. Dolayısıyla caiz. Tesniyesinde ve cemisinde vacip. Aynı şey yani lemli gelmeyip de şey de gelebilir sınavda ha. Emir de gelebilir. Emirlerin müfretlerinde yani efali erbağaya karşılık gelen yerine caiz. Tesniye ve cemilerinde ve müfret müennesinde vacip, nun-u nisve bitişeninde mümteni. Diğer harekelerde de yine aynı. Hiç farkı yok. Tamam arkadaşlar. Tüm mudaf emir fiilleri bu şekilde çekimlenirler. Tabloya basıldığında aşağıda zikredilir ses değişimi olduğu görünüp yine benim anlattığım şeyleri söylüyor. Tamam mı? Efal-i Erba'ya karşılık gelen yerlerde idgam caizdir. Nun-u nisve bitişenler mebni, diğerleri ise vaciptir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Emirde de aynı şekilde. Farklı bir şey yok. Şimdi burada aynel fiilinin hareketine göre damme olduğu yerde onunla harekelenmesi, ben bunu başta anlattım. En hafif fetha olduğu için fetha yapılması. Sakinler hareketlendiği zaman kesre harekelenir kuralına göre de kesre harekelenmesi. Ben zaten başta anlattım. Burada da yazmış. Tamam mı arkadaşlar? Burada anlatılacak ekstradan bir şey yok. Okuyabilirsiniz. Okusanız da yine benim anlattığım şeyleri tekrar etmiş olursunuz. Okuyabilirsiniz. İsterseniz de benden dinlediğinizde yetinebilirsiniz. Evet, muzaaf fiillerde bâplar nedir? Bâplar da yine bunlar da ipucu hızlıca bunu da geçelim. 1, 2, 4, 5 bâplardan gelirler. 5. bâptan gelmeleri yok. Kullanılmıyor. 3. bâptan gelmesi ise hiç yok. Biliyorsunuz 3. bâpta gelmesi için zaten huruf harf olması lazımdı.
orada da gelen bir şey yok.